kaşarımızı yoğurmaya geçtik. Bir su bardağı ılık sütümüz var. Bir yemek kaşığı toz mayamız. Bir yemek kaşığı toz şeker. Evet, mayamız ile şekerimizi güzelce karıştıralım. Mayamız biraz kabarsın. Videolarımı izleyip de bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Videolarım çok düşük izleniyor arkadaşlar. Yani desteğinizi bekliyorum. Destek olmazsanız hiçbir şey başaramam tabii ki. Bir su bardağı sıvı yağ ile margarin erittim. Bir su bardağı oda sıcaklığında daha çok yoğurt suyu kullanıyorum. Yoğurtla karışık. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Bütün malzeme ölçümü ben videonun altına yazarım. Orada bakabilirsiniz. Hamurumuz kadar yeterli. Üzerini kapatıp mayalamaya bırakalım. Evet, hamurumuz mayalanmış, bakalım. Şöyle göstereyim. Çok güzel hamur olmuş gerçekten. Bezelere böldük. Şöyle içine doğru katlıyorum. Şöyle masanın üstüne bıraktık. Kaşar kullanıyorum. Bir tutam maydanoz, 100 gram da beyaz peynirimiz var. Hamur kabımı, bunları karıştırayım, içine koyayım da iyice karıştırayım. Şöyle peynirimizi ceviz büyüklüğünde yapıp poğaçalarımızın ortasına koyuyoruz. Poğaçalarımız için çubuk şiş kullanacağım. Şöyle poğaçamızı öyle bir şekil topluyoruz önce. Dikiş diker gibi şişle kapatıyoruz. Boşluk bırakalım ki pişerken yapışmasın birbirine. Şöyle kapatıyoruz. Dikiş diker gibi dikiyoruz. Thank you.
Evet, poğaçalarımızı tepsimize yerleştiriyoruz. Poğaçamızı tepsimize yerleştirdik. Şimdi üzerine bir adet yumurta sarısı, bir yemek kaşığı da sıvı yağ karıştırdım. Onu süreceğim. Yumurtamızı karıştıralım önce. Poğaçamızın üzerine yumurtamızı da sürdük. Şimdi üzerine çörek otu kullanacağım. Evet, artık poğaçamız fırına girmeye hazır. Fırını 180 derece 40 dakikaya kurdum. Daha önce ısıtılmış fırına süreceğim. Evet, poğaçalarımızı fırında aldık. Gerçekten puf puf kabardılar poğaçalarımız. Bugünkü videomuz da sonuna geldi. Kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. Videolarım altına bol like'a yorum bırakırsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.